Sürtünme katsayısı her yerinde aynı olan XY düzleminde bulunan buzlu zemindeki kızak üzerindeki kerem oturmakta iken Naz ve Kıvanç tarafından XY düzleminde şekildeki ekip uygulanan F1 f kuvvetleri etkisinde eksi X yönde sabit hızla hareket ediyor. Kızağın eksi X yönde hızlanması için değişikliğine hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sabit hızla hareket etmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. O halde eksi X yönünde bakın F1 ile F2'nin bileşkesinin bu yönde ve sürtünme kuvvetinde harekete zıt yönde bu yönde olması ikisinin bileşkesine R dersem R'nin de sürtünme kuvvetine eşit olmasıyla net kuvvet sıfır olduğu için sabit hızlı hareketini sağlamış oluyor diyeceğiz. Buna göre eksi x eksi, x eksi, eksi yönde hızlanması için diyor. Hızlanması için ne yapmam lazım? Ya arkadaşlar R'yi yani F1 ile F2'nin bileşkesini artırmak ya da fs yani sürtünme kuvvetini azaltmam lazım. Buna göre 1 F1 ve F2 kuvvetlerinin şiddetlerinin birlikte artırılması. Her ikisini birlikte artırırsak bileşkesi de artar ve e, ok yönünde yani eksi x yönünde arkadaşlar hızlanır. Birincisi yapılabilir. 2. İki, alfa açısının azaltılması. Arkadaşlar sadece bir tanesinin azaltılması yeterli değil. Çünkü bunu azalttığımızda belki yatay bileşeni artacak ama düşey bileşeni de azalmış olacak. O zaman cisim eksi x yönünde değil de farklı bir yöne doğru gitmiş olacak. Onun için ikinci ifade yanlış. Eksi x yönden çünkü sapar. 3. Kerim'in kızaktan inmesi. Kerem Kızak'tan inerse sürtünme kuvveti azalır. Çünkü sürtünme kuvveti K çarpı N'de N değerimiz azaldığından dolayı inince üstünden sürtünme kuvveti azalmış olacak. Sürtünme kuvveti azalınca R buna göre daha baskın bir değere daha büyük bir değere sahip olacağı için bu yönde hızlanma hareketi yapmış olacak. Yani tek başına bu yapılabilir. 1 ve 3 doğru cevap D seçeneği olmalı. Akıntı hızının sabit ve V-A büyüklüğünde olduğu nehirde bir kayık suya göre V büyüklüğündeki hızla hareket edip A noktasından B noktasına T sürede gelip, A noktasından B noktasına arkadaşlar T sürede geldiğini söylemiş. Suya göre hızının büyüklüğü değiştirilmeden B noktasından A noktasına da 3T sürede geriye bu sefer 3T sürede gelmiş. Geri gelirken demek ki uzun süre geçmiş. Demek ki akıntıya zıt yönde gitmiş arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi kayın hızına VK dediğimizde giderken arkadaşlar akıntıyla aynı yönde gittiği için Aynı yönde gitmesinden dolayı ne olacak? Kısa sürede Geri gelirken de akıntı yazıt yönde gittiği için e, uzun sürede geri gelmiş. O zaman biz akıntının sağa doğru olduğunu anlıyoruz. Akıntı hızına VA diyelim kayın hızına da VK dediğimizde bakın AB arasındaki uzaklığa X dersem giderken X yolunu akıntı hızı ve kayın hızıyla birlikte V artı veya akıntı dersem çarpı t sürede alıyor. Aynı yolu geri gelirken v eksi v akıntı çarpı t e, 3 t sürede alıyor. Bunlar eşit olduğu için bunların da eşit olması gerekiyor. Yani o zaman e, bu iki ifadeyi eşitliyorum arkadaşlar. v artı v a t'leri salladım. 3 tane v eksi 3 tane v a dersem bakın buradan karşıma 2 e, tane v'nin 4 tane v a akıntı hızına katın 4 katına eşit olduğunu anladık. O zaman V değerimiz 2 tane V A'ya eşitmiş. Yani yüzücünün hızı akıntı hızının 2 katıymış. Yüzücünün hızı akıntı hızının 2 katı. O zaman 2 tane V akıntı dersem. Şimdi buradaki yorumlara tek tek bakabilirim artık. 1. Nehir batıdan doğuya doğru akmakta. Evet batıdan doğuya doğru akıntının yönü sağa doğru. Yani doğu yönünde doğru. Birinci yargımız doğrudur. 2. Kayığın suya göre hazanın büyüklüğü, akıntı hazanın büyüklüğünün iki katıdır. Kayığın suya göre hazanın büyüklüğü, akıntı hızının büyüklüğünün iki katı olduğunu matematiksel ifadeden yer buldum. Doğru. B'den A'ya geri dönüşte. B'den A'ya geri dönüşte. E, kayığın yere göre hızının büyüklüğü. Bakın kayık B'den A'ya giderken 2 va büyüklüğünde gitmeye çalışıyor. Akıntıda V büyük ve A büyüklüğündeki hıza sağa doğru gittiği için yere göre hızı V'a büyüklüğünde sola doğru olmuş oluyor. Yani B'den A'ya geri dönüşte kayığın yere göre hızının büyüklüğü yani VA hızının büyüklüğü ile akıntı hızının büyüklüğü eşittir. Yani VA VA'ya eşittir diyor değer olarak. Evet bu da doğru çıktı. O halde hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı diyeceğiz. Yer çekilmesinin G olduğu raylardan şekildeki konumlarından serbest bırakılan M kütleli isimlerden K ve yuvarlanarak M ise kayarak hareket etmektedir. İsimler serbest bırakıldıktan sonra K'nın sahip olduğu en büyük yere göre potansiyel enerjisi EK, L'nin en büyük öteleme kinetik enerjisi EL, M'nin en büyük öteleme kinetik enerjisi EM'dir. Buna göre EK, EL, EM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi enerji korunum ilkesine göre bunu bıraktığımızda daha doğrusu serbest bırakıyoruz ama döndürerek atıyoruz. Çünkü serbest bıraktığımızda bu cisim ne yapar arkadaşlar? Sürtünmesi ortamda kayar. Ondan dolayı dönmesi için başlangıçta bir dönme eylemi sağlayalım ve döndürerek bunun aşağı doğru hızlandığını sonra yukarı doğru yavaşlayıp durduğunu düşündüğümüzde enerji korunum ilkesine göre arkadaşlar başlangıçtaki potansiyel enerjinin tamamı neye dönüşüyor? Bu tarafta aynı seviyeye kadar çıkmasından dolayı son durumda potansiyel enerjiye dönüşmüş oluyor. Zaten K'nın sahip olduğu en büyük yere göre potansiyel enerji diyor. Diğer tarafta MGH olmalı. Yani K için bu MGH değerine eşit oldu. Şimdi L için konuşursak L dönerek ilerleme hareketi yapınca başlangıçtaki potansiyel enerji mgh'ı bu dönerek ilerleme hareketi yaptığı için arkadaşlar hem dönmesinden hem de ötelemesinden dolayı iki tane kinetik enerjisine dönüşüyor. Buna en büyük öteleme kinetik bana en büyük öteleme kinetik sorulmuş. O zaman öteleme kinetik enerji artı Dönme kinetik enerji e diyelim arkadaşlar biz buna. O zaman ne çıktı? m g E dönme kadar daha az. Yani e biz burada yalnız bırakırsak m eksi E dönme kinetik enerji olarak karşımıza çıktı. m g az. Aynı şey M için düşündüğümüzde bu tabi haliyle dönen bir cisim değil. Valide başlangıçtaki potansiyel enerjinin tamamı yere geldiğinde arkadaşlar buraya geldiğinde tamamı öteleme kinetik enerjiye dönüşmüş oluyor. O zaman öteleme kinetik enerji de EM dediğimiz enerji olduğu için MGH eşit oldu. Bakın bu MGH, K'nınkisi de MGH ama L'ninkisi MGH'dan dönme kinetik enerjisi kadar daha az. O zaman K'nın enerjisi ile M'ninkisi eşit oldu. L ikisi ise bunlardan daha küçük oldu diyeceğiz. K eşittirme, L de bunlardan küçük. Yani cevap D seçeneği doğru olmalı. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir dart oyuncusu kanokstan şekil bir gibi dart tahtasına yatay doğrultuda ilk hızlarla iki atış gerçekleştiriyor. Dart oyuncusunun ilk fırlattığı ok şekil 2'deki A noktasına ikinci ok B noktasına isabet ediyor. İlk ve ikinci fırlatılan okların fırlatma hızları sırasıyla V1 ve V2 oklar havada iken ivmeleri sırasıyla A1 A2 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bir kere bunu her iki durumda attığımızda da yatay atış hareketi yapmış oluyor. Yatay atış hareketinde atış hareketlerin aslında hepsinde sürtmesiz ortamlarda ki burada da havanın direncinin önemsiz olduğu söylenmiş. O zaman ivme yer çekim ivmesine eşit. Yani birinci durumda da ikinci durumda da ivme birbirlerine eşit. İvmeler arkadaşlar bir kere eşit olacak. O zaman bu şıkları eliyoruz. Sonra hızlı attığımız zaman arkadaşlar karşıya yani o noktasına daha kısa sürede vardığı için aşağı inme miktarı yani serbest düşme miktarı biliyorsunuz yatay yatış hareketinde yatayda biz bunu attığımızda yatayda hızı değişmiyor düşeyde serbest düşme hareketi yapmış oluyor. Havada kalma süresi, havada kalma süresi arkadaşlar yüksekliğe bağlı oluyor. Yatayda menzili de hızına ve zamana bağlı olan bir büyüklük olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar ben bunu daha hızlı atarsam daha kısa sürede varır. Daha kısa sürede varırsa daha aşağı daha az aşağı inmiş olur. Yani demek ki daha az aşağı indiği A noktası olduğu için birinci durumdaki attığı hız ikinci durumdaki attığı hızdan daha büyük olacak ki daha kısa sürede varıp daha az aşağı inmiş olsun. Yani o zaman V1'in V2'den büyük olduğunu söyler. Cevap buradan C seçeneği doğru çıkar. Yatay sürtünmesi düzenekte K ve L cisimlerinin merkezi esnek çarpışmasına ait zaman grafikleri aşağıdaki gibi verilmiştir. K'nın kütlesi MK, L'nin kütlesi ML olduğuna göre MK bölü ML oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar merkezi esnek çarpışma tek boyutta gerçekleşen bir çarpışma oluyor. Çarpışmadan önceki hızlarını ve sonraki hızlarını burada bize vermiş. Buna MK kütlesi, buna ML kütlesi dersem K'nın ilk hızı artı yönde 1 metre bölü saniyemiş arkadaşlar. Buna 1 yazayım kestirmeden. Yine L'nin de ilk hızı neymiş? Sıfırmış. Bakın duruyor bu. Sonra arkadaşlar çarpışmadan sonraki kısma baktığımızda ise MK ve ML kütleleri için tek tek bunları yazıyorum. MK, ML. K'nın hızı eksi yönde 0.2 metre bölü saniye. L'nin hızı da artı yönde 0.6 metre bölü saniye olmuş oluyor. Bu bir çarpışma olayı. Çarpışma olayında momentum korunur. Momentum korunumu vektörel bir korunumdur. Yani yönde korunur. O zaman yönlerine göre burada yazacağım. İlk başlangıçta momentum sadece K'nın momentumu var. L'nin momentumu 0. MK'nın momentumu da k çarpı hızı 1. Yani k. Eşittir diyorum. Çarpışmadan sonra bu eksi yönde gittiği için eksi 0.2 çarpı mk diyorum. E, bu da artı yönde gittiği için artı ml çarpı 0.6 dedim. Şimdi 0.2 mk'yı buraya atarsak 1.2 mk eşittir. 0.6 ml çıkar. mk bölü ml oranı buradan işlemi devam ettirdiğimizde 1 bölü 2 olur. Yani cevabımız a seçeneği doğru olur deriz. O noktasından geçen düşey eksen etrafında omega açısal hızıyla dönen diskin yüzeyindeki her yerde sürtünme katsayısı eşit olup kibrit kutusu disk yüzeyinde kaymadan dönmektedir. Kibrit kutusunun disk yüzeyinden düşmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar kibrit kutusunun düşmeden bu şekilde düzgün çembersel hareket yapması için sürtünme kuvvetinin büyük eşit merkezcil kuvvet olduğunu söylüyorduk. O zaman sürtünme kuvveti k çarpı n yani k çarpı mg e, e, buradaki merkezcil kuvvetimiz arkadaşlar ya m v kare bölü r ile veya m omega kare çarpı r ile bulunuyor. O zaman m çarpı omega kare çarpı r diyorum arkadaşlar. Şimdi biz ne yaparsak bunun düşmesini sağlarız? Ya burayı arkadaşlar azaltacağız sürtünme kuvvetini azaltacağız ya da burayı artırmamız lazım. Ama bu ifadeye baktığımızda m'lerin birbirlerini götürdüğünü, yani m'in artması veya azalması durumunda bu düzenin e, ifadenin büyük eşitlik kısmını bozmadığının farkına varıyoruz. E, o zaman demek ki KG'yi, K veya G'yi azaltacağız veya omega kare ile R'yi artırmaya çalışacağız. Bakalım şimdi buradaki ifadelerden hangisi bizim dediğimizi sağlıyor. 1. Kibrit kutusunun kibritlerini almak. Kibrit kutusundaki kibritleri almak. Arkadaşlar kibritleri aldığımızda kibrit kutusunun kütlesi değişiyor. E, kütlesinin etkili olmadığını birbirlerini götürdüğünü söylemiştik. Yani bu değiştirmez arkadaşlar. Düşmesini sağlamaz yani. 2 kibrit kutusunu O noktasına daha yakın bir yer, konuma getirmek arkadaşlar O noktasına yakın konuma getirdiğimizde ne oluyor? Yarıçap azalıyor. Yarıçap azalırsa burası azalmış olur. Biz burayı artırmaya çalışıyorduk. Olmaz. 3 diskin açısal hızını artırmak. Evet açısal hızını artırırsak burası artar ve düşmesini sağlamış oluruz. Bu doğrudur. Cevap yalnız 3 yani B seçeneği doğru olmalı. Yatay sürtümesiz düzlemdeki K ile oluşturulmuş yaylı sarkaç denge noktası olan O noktasından R kadar çekilip serbest bırakıldığında basit harmonik hareket yapıyor. Yaylı sarkaç durdurulup denge konumundan 2 R'ye kadar çekilip serbest bırakılırsa niceliklerinden hangileri artar? 1. Periyot. Periyot arkadaşlar genliğe bağlı değil. Yani çok çekmeye az çekmeye bağlı değil. E, periyot 2 pi bölü K yardımıyla bulunur. Yaylı yani sarkaçlar kütleye, yay sabitine ve yayın uzunluğuna bağlıdır. Yayın uzamasına değil uzunluğuna bağlı. O halde arkadaşlar burada çok çekmek az çekmek periyodu etkileyen bir faktör olmadığı için e, burada ikire yapıldığında periyot değişmez diyeceğiz. Bir olmaz. 2. Maksimum hız. Maksimum hız V dediğimiz değer denge konumdan geçerkenki hızdır. 2 pi r bölü t yardımıyla bulunur. E, t'miz değişmedi demiştik. T'miz sabitken biz r yerine 2 r kadar çekersek uzanımın maksimum değeri yani genliğimiz 2 r yapılırsa o zaman hızımız da iki katına çıkmış olur. Yani arkadaşlar demek ki maksimum hız artar mı? Artar doğru. Maksimum iğme. İğme de arkadaşlar basit harmonik harekette omega kare çarpı r yardımıyla bulunur. omega kare çarpı r yardımıyla bulunur. Şimdi omega'nın içerisinde ne var? Periyot var. Yani 2 pi bölü t var. Bunun karesi çarpı r diyeceğiz. E, 2 pi sabit sayı zaten. Periyod, periyodumuz da değişmedi. R'den 2 R'ye getirdiğimizde genliğimizi artırdığımızda periyot da değişmedi. Yani açısal hızımız değişmedi. Ama R'miz ne yapıyor? Genliğimiz artırılıyor. R'ye kadar çekerken 2 R yaparsam ivmemiz de buradan iki katına çıkmış olur. Yani maksimum ivme de artar. O halde 2 ve 3 artar. Cevap bundan dolayı D seçeneği doğru olur. Ağırlığı önemsiz kalas üzerine ağırlığı G olan kalan oturmaktayken kalasın K ve L uçlarına Gülistan ve Alper'in uyguladıkları F1 ve F2 kuvvetleriyle şekildeki denge sağlanmıştır. AB'den büyük olduğuna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Buna 2 metre buna da 1 metre diyelim AB'den büyük verildiği için. 1. F1'in büyüklüğü F2'nin kuvvetinin büyüklüğünden fazladır. Arkadaşlar Gülistan Hanım'ın uyguladığı kuvvet ile Alper Bey'in uyguladığı kuvveti kıyaslarken... K'nın olduğu yere göre tork alıyorum. Çünkü bu sistem dengede ise dengenin iki şartı var. Birinci şartımız toplam kuvvet sıfır olmalı. İkinci şartımız da toplam tork sıfır olmalı. Yani cisim hareket etmeli, etmemeli, cisim dönmemeli. O zaman K'nın olduğu yere göre tork aldığımızı F1'in torku F1 çarpı 2 metre eşittir. F2'nin torku da F2 çarpı 1 metre dediğimizde F2 F1'den büyük çıktı. Burada F1 büyük F1 kuvvetinin büyüklüğünün F2 kuvvetinin büyüklüğünden fazla olduğunu söylemiş. Tam tersi. Tam tersi Alper Bey'in uyguladığı kuvvet daha büyük. 2. G ve F2'nin K noktasına göre torkları eşittir demiş. Şimdi G noktasına pardon G ve F2'nin K noktasına göre şimdi K noktası dönme noktası olarak tayin ettiğimizde hani dengenin iki şart, ikinci şartına göre hangi noktaya göre tork alırsanız alın kuvvetlerin torkları birbirlerini dengeleyecek. Yani toplam tork sıfır olacak. O zaman K'ya göre tork aldığımızdan dolayı F1'in torku yok. Geriye iki tane kuvvet kaldı. K'nın torku ve Alper Bey'in uyguladığı kuvvetin F2'nin torku. O zaman arkadaşlar bunların torkları eşit büyüklükte ama zıt yönde burada torkları eşit demiş. Tork büyüklükleri eşit. Yani F2'nin torku ile K'nın ağırlarının torkları birbirlerine eşit büyüklükte. Ama yönleri zıt olduğu için eşittir diyemeyiz. 3. G ve F1'in kan L noktasına göre bileşke torku sıfırdır. L noktasına göre tork aldığımızda buradaki K'nın torku bu yönde olmuş oluyor arkadaşlar. F1'in torku da tersi yönde olmuş oluyor. O zaman bu ikisinin bileşke torku sıfır olacak ki denge sağlansın. Yani Gülistan Hanım'ın uyguladığı kuvvetin torku ile K'nın torku L noktasına göre birbirlerine eşit şiddette ve zıt yönde olduğu için toplam bileşke tork yani sıfır olmuş oluyor. Bu yargımız doğru. Cevap yalnız 3 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yatay sürtümesi düzlemde bulunan iletken K ve L levhaları gerilme V olan üretece bağlanıyor. K levhasından serbest bırakılan yüklü parçacık L levhasına küçük ve büyüklüğündeki hızla çarpıyor. Bu küçük ve bu da biraz büyük çizmişler arkadaşlar. Buna göre V'nin büyüklüğü yani hızının büyüklüğü çarpma hızının büyüklüğü niceliklerinin hangi yerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Bir üreticinin gerilimi. Şimdi arkadaşlar burada yüklü parçacığımız levhalar arasında konulduğunda elektriksel kuvvete maruz kaldığı için elektriksel kuvvet burada bir iş yapıyor. Diğer levhaya çarptırarak enerji kazanmasını sağlıyor. Ve bu kazandığı enerji yük çarpı iki nokta arasındaki potansiyel fark yani VKL yani burada V olmuş oluyor. Ne eşit oluyor? Burada kinetik enerjiye dönüştüğü için 1 bölü 2 M V kare eşit olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar Q çarpı büyük V yani şuradaki gerilimimiz 1 bölü 2 M V kare dersem şimdi V'nin büyüklüğü hangilerine bağlı demiş. Üreticinin gerilime bağlı mı? Bağlı. Niye üreticinin gerilimi artarsa hızının yani levhaya çarpmanızın büyüklüğü artar. Bağlı. Parçacığın kütlesine, e parçacığın kütlesine de bağlı. Parçacığın kütlesi büyük olursa arkadaşlar hızı küçük olur. Yani burada uygulanan kuvvet onun diğer tarafa ağır olduğu için diğer tarafa giderken düşük bir ivmeyle gitmesini sağlar. Düşük bir ivmeyle de buraya arkadaşlar düşük bir hızla çarpmış olur. Yani parçacığın kütlesine de bağlıdır. Levhalar arasındaki uzakla işte buna bağlı değil. Niye bağlı değil arkadaşlar? Çünkü yükümüz K ve levhalarının K ve L levhalar arasındaki giderken başından sonuna kadar gittiği için gerilimin tamamını kullanmış oluyor. Yani V'nin tamamını kullanıyor. Sen şimdi bu levhalar arasındaki uzaklığı artırsan da K levhasından L levhasına gittiğinde yine buradaki gerilimin tamamını kullanmış olacak. O zaman ne Q değişti ne gerilim değişti yani potansiyel fark değişti ne kütle değişti. O zaman hız bundan etkilenmemiş oldu. Yani levhalar arasındaki uzaklık buradaki hızı etkileyen bir faktör değildir. Onun için cevabımız C seçeneği doğrudur. Birbirlerine paralel olan XY telleri ve pozitif yüklü K parçacı sürtünmesi yatay düzlemde bulunmakta ve X ve Y tellerinden şekildeki yönlerde İX, İY akımları geçmekteyken V0 hızıya fırlatılan K parçacı telleri paralel olan bir nolu yörüngeyi izlemektedir. Bir nolu yörüngeyi iziyor. İlk konumda V0 hızıyla fırlatılan K parçacığının iki nolu yörüngeyi izlemesi için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar K parçacığı sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde, bunu bir masanın üzerinde düşünün. Şimdi i x akımı geçen tel için konuştuğumuzda, sahil kuralına göre baş parmağımız akımın yönünü gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız burada alt tarafta içeriği göstermiş oluyor. Yani içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Yukarıdaki x telimiz. Şimdi aynı şeyi y için düşündüğümüzde y teli de sağa doğru bir akım gönderdiği için baş parmağımız sağ tarafı gösterdiğinde Bükülmüş dört parmağımız bu tarafta dışarı yönde bir manyetik alanı göstermiş oluyor. B'ye diyelim. Şimdi burada yüklü parçacığımız pozitif yüklü, yüklüymüş arkadaşlar. Demek ki bileşke manyetik alan bu bir no'lu yörünge üzerinde sıfır olduğu için manyetik bir kuvvete maruz kalmamış. Çünkü manyetik kuvvetimiz F eşittir. B çarpı Q çarpı V'ye eşit. Hızı var mı? Var. E peki yükü var mı? Yük miktarı var mı? Var. E, manyetik alan sıfır olursa ki tam or burada yani bir nolu yol üzerinde sıfırmış ki burası sıfır olursa manyetik kuvvet de sıfır olur ve cisim yatay düzlemde sürtülmesi ortamda ne yapar? Bir nolu yolu izler. Ben şimdi ne yapıyorum? Ben iki nolu yolu izlemesini sağlıyorum. İki nolu yolu izlemesi için şimdi sağ el er kuralına göre ok yönünde yani hareket yönünü başparmağım olarak gösterdiğimde manyetik manyetik kuvvet arkadaşlar artı yükle cisim için aşağı yönde olmalı. Yani manyetik kuvvetimizi şöyle aşağı yönde çizersem benim benim arkadaşlar baş parmağım bir yönünü gösterdi. Avuç içimde artı yüklü olduğu için aşağıyı gösterdi. Dört parmağım dışarıyı göstermiş oluyor. Yani arkadaşlar buradaki hareket yönündeki veya bu doğrultudaki manyetik alan şiddetinin dışarı yönde manyetik etkisi oluşturması lazım ki aşağı yönde sapsın. Yani demek ki burada dışarı yöndeki baskın gelecek. Ya ben B'yi BY artıracağım ya da Bx'i azaltacağım. O zaman buna göre B nasıl bulunuyordu? Manyetik alan akım geçen telin çevresinde oluşturduğu manyetik alan k çarpı 2 tane i bölü d ile bulunuyordu. Yani akımla doğru orantılı, uzaklıkla ters orantılı. Buna göre x akımını artırmak. ix artırırsam manyetik alan artar. O zaman içeri baskın gelir. Ben dışarı manyetik alanın baskın gelmesi için uğraşıyorum. O zaman bunu yapmamam lazım. İY akımını artırmak. Evet İY akımını artırırsak BY artar. Artarsa dışarı yönde bir manyetik olur. Dışarı yönde bir manyetik olursa bu yönde giden manyetik kuvvetin aşağı yönde olması yani iki yolunu izlemesi için dışarı doğru bir manyetik alan oluşturması gerekir. Doğrudur. K parçacığının yük miktarını artırmak. Yük miktarını arkadaşlar artırdığımızda sonuçta manyetik alan, bileşke manyetik alan bir no'lu yolu izlerken sıfırmış. Yükünü artırsan da Burada sonuçta bir kuvvet oluşmasına sebep olmaz. Yani burada bir manyetik alanın oluşması ve aşağı yönde sapması gerekiyor. Yani dışarı yönde bir manyetik alana ulaşmamız lazım. Bu dışarı yönde manyetik alanı bize ulaştırmıyor. Yani bu da aşağı yönde gitmesine neden olmaz. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğru olur. Balıkçılar şeklindeki bir derinliği her yerinde aynı olan durgun göl yüzeyine oltaların uçlarını eş zamanlı ve periyodik olarak su yüzeyine dokunuruyorlar. K oyuncak ördeğinin oltanın uçlarına uzaklıkları eşit. L oyuncak ördeğinin oltaların uçlarına uzaklıkları arasındaki fark oltaların oluşturduğu dalgaların dalga boylarının iki katıdır. Arkadaşlar K'nın oltaraların uçlarına olan uzakları eşit demiş. Yani yol farkının sıfır olduğunu belirtmeye çalışıyor. Delta S eşittir sıfır ise bu e, merkez doğrusu üzerinde yani sıfırıncı katar çizgisi üzerinde olduğunu gösteriyor. O zaman K noktası sıfırıncı katar çizgisi üzerine bir nokta yine oltaların oluşturduğu dalgaların dalga boyunun iki katına L oyuncak ördeğinin diyor. Bunların oluşturduğu dalgaların dalga boyunun iki katına yani yol farkımız arkadaşlar 2 lambdaymış. Bu da yine n lambda olduğu için dalga boyunun tam katı olduğundan dolayı n'i çektiğimizde burada n 2 olmuş oluyor. Yine L noktası da ikinci dalga katarı yani katar çizgisi üzerinde bir katar noktası olduğunu bize gösteriyor. Böyle derken buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. K ve L oyuncak ördekleri arasındaki uzaklık zamanla artar. Arkadaşlar dalga hareketi bir titreşim hareketi. Yani o zaman burada ördekler yukarı çıkıp aşağı inmiş oluyor. E, dalga hareketinde ortam ile ilerlemiyor. Ortam sadece titreşim hareketi yapmış oluyor. O zaman birinci yargımız yanlıştır. 2. K oyuncak ördeği dalga katarı üzerindedir. Evet. K da L de burada sıfırıncı ve ikinci katar çizgisi üzerinde. Yani ikisi de katar çizgisi üzerindedir. Doğrudur. L oyuncak ördeği düğüm çizgisi üzerinde. Biraz önce ikinci katar çizgisi üzerinde olduğunu. Çünkü dalga boyunun iki katı kadar bir fark oluştuğunu söylemiştik. O zaman bu da yanlış oldu arkadaşlar. Düğüm çizgisi değil de katar çizgisi üzerinde olmalı. Bunun için cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. makta olan ender ıslık olarak frekansı f olan ses çıkarmaktayken Zeynep salıncakta sallanmaktadır. Zeynep Ender'e yaklaşırken işittiği sesin frekansı f1, uzaklaşırken işittiği frekansın sesi f2'dir. Buna göre f f1 f2 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar seste Doppler etkisi dediğimiz bir olay var. Yani kaynak, ses çıkaran kaynak gözlemciye yaklaşırken kaynağın çıkardığı frekanstan daha büyük bir frekansta uzaklaşırken ise daha küçük bir frekansta algılanmasını sağlar. O halde arkadaşlar burada ender f frekansta ses çıkarıyorsa Zeynep yaklaşırken bu frekansı daha büyük bir şiddetli yani f'den daha büyük algılıyor uzaklaşırken de frekansı daha küçük bir şiddette algılıyor. Yani f'ten daha küçük bir şiddette algıladığı için en büyük f1 sonra f sonra f2 şeklinde sıralanır. Cevap bundan dolayı D seçeneği doğru olur diyeceğiz. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? 1. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre elektronun atom içindeki konumu ve momentumu aynı anda kesin olarak belirlenebilir. Hayır, belirlenemez. Bir yanlış. Aynı anda konumu ve momentumu kesin olarak belirlenemez arkadaşlar. Heisenberg belirsizlik ilkesi bunu söylüyor. 2. Schrödinger dalga denklemine göre elektronların atom içerisinde bulunma ihtimali en yüksek olduğu bölgeler dalga fonksiyonu olarak fonksiyonu kullanılarak tespit edilebilir. Yani arkadaşlar Schrödinger dalga denklemi dediğimiz e, elektronların bulunma ihtimali en yüksek olduğu bölgeler bu denklem yardımıyla fonksiyon yardımıyla tespit edilebiliyor. Schrödinger dalga denklemi bunu ifade etmiş oluyor arkadaşlar. 2 doğru. 3 Louis de Broglie'ye göre elektronlar tıpkı ışık gibi ikili dalga parçacık yapısına sahiptirler. Aynen de Broglie dalga modeline göre arkadaşlar, ışık hareket ederken e, dalga e, yaymakta. Yani hem tanecik hem dalga özelliğini ikisini birlikte yansıtmakta. Bu ifademizde de Broglie dalga boyunu ifade eden bir bilgi olduğu için bu da doğrudur. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği doğru olmalı deriz. atom çekirdeklerinin kararlı olup olmamasında içerdikleri proton ve nötron sayıları etkilidir. Aşağıdaki nötron sayısı n ve proton sayısı z grafiğinde atomların kararlı kuşağı gösterilmiş olup kararlı kuşağının dışında kalan çekirdekler çeşitli bozulmalar gerçekleştirerek kararlı çekirdeklere dönüşmeye çalışır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Proton sayısı nötron sayısına eşit olan hafif bir çekirdek kararlı olabilir. Arkadaşlar hafif çekirdek çekirdekteki proton sayısı ve nötron sayısı az olan çekirdek anlamına gelmiş oluyor ve kararlılık kuşağı içerisinde olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar proton sayısı nötron sayısına eşit olan hafif çekirdekler kararlı kuşağında olduğu için kararlı olabilirler. Yani böyle bir durum söz konusu. 2. Proton sayısı nötron sayısından büyük olan Büyük olan ağır bir çekirdek kararlı olabilir demiş. Arkadaşlar proton sayısı nötron sayısından büyük olduğunda bakın burası alt bölge olmuş oluyor şu bölge. Kararlı kuşağı içerisine girmediği için kararlı olabilir demiş. Kararlı olup olmaması nötron sayısının proton sayısının oranı 1 bir ve 1'e yakın olanlar e, kararlı kuşağında oluyorlar. Ondan dolayı da arkadaşlar ağır çekirdekler kararlı olamaz. Proton sayısı nötron sayısından fazla olanlar için bu yanlış. 3. Alfa bozulması geçiren bir çekirdekteki nötron sayısı ile proton sayısı arasındaki fark değişmez. Alfa bozulması arkadaşlar helyum artı 2 parçacığı salması demek. Mesela radyoaktif X elementini düşündüğünüzde Y elementine dönüştüğünde alfa bozulması gerçekleştirerek burada arkadaşlar proton sayısı 2, kütle numarası 4 azalmış oluyor haliyle. Burada nötron sayısı da 2 azalmış oluyor. O zaman hem nötron sayısı hem de proton sayısı 2 azaldığı için çekirdeğimizin bundan dolayı nötron sayısı ile proton sayısı arasındaki fark değişmez. Mesela atalım. Şöyle sayısal değerler yazalım yazalım. 10, 20, 30 diyelim kütle numarasına. Bu radyoaktif X elementi olsun. Şimdi bozulmuş hali de buna dönüşmüş. Yani 8 olmuş. Yine arkadaşlar burası 18 olmuş. Burası da 26'ya inmiş. Yani kütle numarası 2 azaldı. Proton sayısı 2 azaldı. Nötron sayısı da 2 azalmış oldu. Başlangıçta proton ile nötron arasındaki fark 10 iken ikinci durumda yine 10 olduğu için nötron sayısı ile proton sayısı arasındaki fark değişmez bilgisi doğru. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği doğru olmalı.